Merhaba arkadaşlar, Devran Koleji Uzaktan Eğitim Fizik Dersi'ne hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz, son ünitemiz olan elektrostatik konusuna geçmiş olacağız. 26. fröyümüz. Maddenin üzerinde durgun halde bulunan elektrik yüklü parçacıkların davranışlarını inceleyen bilim dalına ne diyoruz? Elektrostatik denir. Maddenin atomik düzeyde yapısını incelediğimizde çekirdek ve elektronların oluşturduğu sonucuna varıyoruz arkadaşlar. Çekirdeğin içerisinde proton ve nötronlar bulunmaktadır. Başka şeyler de var. Onu da 12. sınıfta beraber diğer kısımların kuarklar dediğimiz kısımlar var. Atom altı parçacıklar. Onları orada göreceğiz. Bu da sadece sizin bilmeniz gereken çekirdekte proton ve nötronların olduğu. Onların çekirdeğin etrafında da ne vardır arkadaşlar? Elektronlar ne yapıyor? Eliptik şekilde dairesel yörüngeler çizerek ne yapıyor? Çekirdeğin etrafında elektronlar dolanıyor. Elektronların dolanmasının sebebi kütlece protonlardan çok küçük olmasından kaynaklanıyor. Yani protonların hareket etmediğini kabulleniyoruz. Elektronlar ne yapıyor? Çekirdeğin etrafında dolanıyor. Bu da kütlelerin çok küçük olmasından kaynaklanıyor. Şimdi doğada atomlar genellikle nötr haldedir. Eğer ki nötr halde olan atomumuz elektron kaybederse pozitif yüklü oluyor. Dışarıdan elektron kazanırsa ne oluyor? Negatif yüklü hale geliyor. En küçük yapılan deneyler sonucunda en küçük yük birimine elementer yük diyoruz. O da yaklaşık 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulomba denk geliyor. Arkadaşlar yükü biz Q ile gösteriyoruz. Küçük Q ile gösteriyoruz. Uluslararası birimi de kulomb veya kulon diye söyleyebilirsiniz. Büyükçe ile gösteriliyor. Evet, en küçük yükümüz neymiş? Elementer yük. O da yaklaşık 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulomb oluyor. Yükü Q ile gösteriyoruz. Uluslararası birimi neymiş? Kulomb'dur. Doğadaki atomlar genelde neymiş arkadaşlar? Nötr halde oluyor. Eğer ki elektron kaybederlerse pozitif yüklü oluyorlar. Elektron kazanırlarsa da ne oluyor? Negatif yüklü oluyorlar. Şimdi geldik. Bakın burada bahsettiğim şeye söylüyorum. Bir elementer yük yaklaşık 1.6. Bu küsuratları da söylemeyin. Zaten bunu da ezberlemeyin. Sorularda biz size vereceğiz. Kullanmanız gerektiği zaman. 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulomb oluyor. Çekirdekte proton ve nötronlar var. Elektronlar ne yapıyor? Etrafında dolanıyor. Dedik arkadaşlar. Şimdi A ve B şekillerde gördüğünüz gibi yıldırım ve şimşek olayları veya Van der Graaf jeneratör deneyindeki arkadaşlar olayların ne olduğunu görüyoruz. Doğada elektriklerinin yüklerinin kanıtı olarak değerlendirebiliriz. Yani bu da yıldırımın düşmesi veya bulutlar arasındaki şimşeğin birbiriyle çakışması nedir arkadaşlar? Evrende yüklerin kanıtını gösteriyor bize. Evet, elektrik yükleri ve etkileri elektromanyetizmanın inceleme alanına girer. Bu zaten bunu birinci dönemin ilk konusunda bahsetmiştik arkadaşlar. Elektrik yükleri ve bunların etkilerini inceleyen kimdir? Elektromanyetizma. Proton ve nötronları inceleyen kimdir? Nükleer fizik olarak bilmemiz gerekiyor. Şimdi burada ufak bir özetleme yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi aynı yüklü cisimlerin birbirlerini ittiklerini, zıt yüklü cisimlerin birbirlerini çektiklerini söylememiz gerekiyor. Yani işaretleri aynıysa cisimler ne yapıyor yüklü cisimler? Birbirlerini itiyorlar. Atıyorum artı yüklü cisim, artı yüklü cisim. Bunlar birbirlerini ne yapacaklardır? İteceklerdir. Eğer ki zıt kutuplu olduklarını söylerse arkadaşlar bunlar birbirlerini ne yapıyorlar? Çekiyorlar. Hatta bu ittikleri kuvvetler veya çektikleri kuvvetler birbirine ne olacak? Büyüklük bazında eşit olacaktır. Şimdi protonun sahip olduğu elektrik yüküne pozitif, elektronun sahip olduğu elektrik yüküne de ne diyoruz arkadaşlar? Negatif diyoruz. Bir elektron, bir proton elektrik yükleri birbirine eşitse eşittir. Sadece işaretleri farklıdır diyor. Evet, bu çok önemli arkadaşlar. Şimdi bazen şu olabiliyor. Eksi 5Q ve 2Q. Kim daha büyük? 2Q mu? Eksi 5Q mu? Arkadaşlar eksi 5Q daha büyük. Yani burada eksi onun cinsini belirtir. Eksi demek onun elektron olduğunu söyler. Artı olduğu onda proton olduğunu söyler. Dolayısıyla bir tane proton, bakın burada da göstermiş. Bir proton arkadaşlar bir elementer yüktür. Aynı şekilde bir elektron da bir elementer yüktür. Sadece işaretleri farklıdır. Yani artı 1Q
kulomb ile eksi 1 kulomb birbirine eşittir. Veya artı 5 kulomb ile eksi 5 kulomb nedir birbirine eşittir. İşaretlerine bakmıyoruz, tamam mı? İlişki kurduğunuz zaman burası çok önemli. Çok hata yapıyoruz burada. Eksi 5 demiş, demeyeceğiz. 5 tane elektron 2 tane protondan büyüktür veya fazladır diyeceğiz. Evet, bir cisim üzerindeki elektron sayısı proton sayısına eşitse ne diyorduk ona? Nötr diyoruz. Yani artılar eksiler birbirine eşitse nötr oluyor. Bir cisim üzerindeki elektron sayısı proton sayısından fazla ise, elektronlar fazlaysa neyle yüklü oluyor? Eksi elektrik yüklü oluyor. Eğer de elektronlar az ya da protonlar fazlaysa ne olur arkadaşlar? Artı yüklü olur. Elektrik yükünün biriminin kulomb olduğunu söyledik. En küçük yükümüze de biz ne dedik arkadaşlar? Elementer yük diyoruz. Bir elementer yükümüz de yaklaşık neymiş? 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulomb oluyor. Şimdi buradan da bahsettik. Aynı yükler, işaretler aynı olan cisimler birbirlerini ne yapıyorlar? İtiyorlar. Artı artı veya eksi eksi. Fark etmez burada. Aynı şekilde zıt yüklü cisimler ne yapıyorlar? Birbirlerini çekme eyleminde olunuyor arkadaşlar. Burada bakın, burada çok önemli bir alt yazı var burada. Üzerindeki elektrik yüklerini hareket edebildiği maddeler iletken, hareket edemediği maddeler nedir? Yalıtkan maddelerdir. Mesela yüklü bir cismimiz var arkadaşlar. Şöyle düşünün. Bunlar da önemlidir. İletken iki tane cismi getirdik. Bunlar ikisi de iletken. Mesela ne olsunlar? Bir tarafı eksi, bir tarafı artı olsun. Şimdi bunlar artı dediğimiz zaman sadece o tarafta olmaz arkadaşlar. İletken cisimlerin her tarafına eşit şekilde dağılır. Tabi eksiler de ne olur? Her tarafı eşit şekilde dağılır. Eğer ki cisminiz sivri uçluysa arkadaşlar, mesela artı veya eksi fark etmez. Yükler en çok nerede bulunur? Sivri uçlarda. Şuralarda daha çok bulunur. Tamam mı? Sivri uçlarda daha fazla bulunuyor. Ama her yerde yük var. Ancak bunlar düzgün arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman bunlar birbirlerini çekeceklerdi. Çektikçe de birbirlerine ne yapacaklardı? Yaklaşacaklardı. Dolayısıyla bunlar yaklaşacak ya arkadaşlar. Yaklaştıkça yükler ne yapacaktı? Daha da uçlarda toplanmaya başlayacaktı. Yani şöyle düşünün. Birazcık yaklaştırdım. Artıların çoğu artık bu taraflarda olacaktır. Aynı şekilde eksilerin de çoğu bu taraflarda olacaktır. Ve yaklaştıkça birbirlerine uygulayacakları kuvvetler ne olmuş olacak? Haddinden fazla artmış olacak. Ama yalıtkan olsaydı bu şekilde daha fazla artış gözlemlenmeyecek. Çünkü yalıtkanlarda yüklerimiz ne olmuyor? Cismin üzerinde herhangi bir yerde hareket etmiyor olacak. Evet, yüklü cisimler nötr ve iletken cisimler ne de çeker diyor. Evet, bu da önemli arkadaşlar. Mesela artı yüklü bir cismimiz, nötr bir cismimiz var. Nötr. Yani artılar, eksiler sayıca eşit içeride. Ama bunun ne olması lazım? Dikkat, iletken olması lazım. İletken olursa içerideki yükleri ne yapabiliyoruz? Ayrıştırabiliriz. Yani hareket ettirebiliriz. Artıyı mesela getirdiniz arkadaşlar. Hemen buralar neyle yüklenmeye başlayacak? Eksiyle yüklenmeye başlayacak. Ayrıştırıyoruz. Artı bu etkili elektriklenme. Birazdan da bunu anlatacak. Ve zıt kutuplular birbirine baktığı için birbirlerini ne yapmış olacaklardır? Çekmiş olacaklardır. Yani aynı işaretler birbirini itiyor. Zıt işaretler birbirini ne yapıyor arkadaşlar? Çekiyor. Sadece çekenler zıt işaret değil. Artı nötr cismi de çekebilir. Ya da eksi yüklü cisim nötr cismi de ne yapabiliyor? Çekebiliyor. Yani yüklü bir cisim, yüksüz bir cismi de ne yapacakmış? Çekme ihtimali var. Ama ne olması lazım o cismimizin? İletken olması gerekiyor. O da önemli. Elektrik yükleriyle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur diyor bize. Pozitif ve negatif yüklü, yük büyüklüklerinin eşit olduğu ama atoma nötr atom denir diyor arkadaşlar. Pozitif ve negatif yük büyüklüklerinin eşit olduğu atoma biz ne diyoruz? Nötr diyoruz. Doğru. Atom içerisinde çekirdeğin çevresine dönebilen parçacıklar elektrondur. Evet, çekirdeğin etrafında dolanlar kimdi? Elektron. İçeride olan kimdi? Proton ve nötron dedik. Elektrik yüklerini inceleyen, etkilerini inceleyen fiziğin alt dalı atom fiziğidir. Elektrik yüklerini inceleyen kimdir arkadaşlar? Elektromanyetizmadır. Dolayısıyla üçüncü yargımız hatalı bir yargı oluyor. Yüklenme çeşitlerine geldik. Arkadaşlar elektronların hareket ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla yüklenmenin
elektrikle yüklenmenin en büyük sebebi nedir arkadaşlar? Elektronlardır. Elektronların hareketidir. Elektronlar hareket ettiği için yüklenme gerçekleşiyor diyeceğiz. Tamam mı? Elektronların hareketinden dolayı yüklenme gerçekleşiyor. Şimdi 3 tane elektriklenme çeşidimiz var. Sürtünme ile elektriklenme, dokunma ile elektriklenme ve etki ile elektriklenme. Şimdi bunlarla birlikte başlayalım. Arkadaşlar sürtünme ile elektriklenme. Bakın altını iyice de yazmış böyle. Burası çok önemli. Sürtünen cisimlerin kesinlikle ne olması lazım arkadaşlar? En az birinin yalıtkan olması gerekiyor. Yani ya yalıtkan madde olması lazım. Burası çok önemli. Ya da en azından bir tanesinin yalıtkan olması gerekiyor. Biri yalıtkan, diğeri de iletken olabilir. Sıkıntı yok. Anlaşıldı mı? Yalıtkan yalıtkan ya da yalıtkan iletken birbirine sürtünmeyle elektriklenme gerçekleşebilir. Burası çok önemli. Sürtünen maddelerin yalıtkan olması gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Yalıtkan cisimlerin sürtünmeyle elektriklenme diğer elektriklenme çeşitlerine göre daha zordur. Çünkü ekstra bir kuvvet istiyor burada. Arkadaşlar iki tane sistemimiz var. Bunları aklımızda tutmamız gerekiyor. Şimdi cam çubuğu ipek kumaşa sürttüğümüz zaman belli bir süre sonra ne olacaktır? Isınma gerçekleşecektir. Bu ısınma arkadaşlar çekirdeğin etrafında olan elektronları koparacak enerji düzeyine gelir. Biz de buna iyonlaşma enerjisi diyoruz. Veya elektron koparma için gerekli olan enerji diye biz iyonlaşma enerjisi diyoruz. Ve o iyonlaşma enerjimiz artık bu elektronu buradan koparmaya gücü yetecek. Kopardığı anda artık ne olacaktır? Elektriklenme gerçekleşecektir. Cam çubuğu ipek kumaşa sürttüğümüzde arkadaşlar bu olay şu şekilde gerçekleşiyor. Cam çubuğumuz artıyla yükleniyor. Kumaşımız eksiyle yükleniyor. Demek ki bu neyi gösteriyor? Cam çubuktan ipek kumaşa elektron transferi oluyor. Elektron transferi olduğu için kumaşımız eksi, cam çubuğumuz artı yükleniyor. Aynı şey plastik çubuk içinde. Bakın bunu bilmeniz gerekiyor. Cam çubuğun artı olduğunu bilmemiz lazım. Plastik çubuğu yünlü kumaşa sürttüğümüzde ne olacaktır arkadaşlar? Bu defa yünlü kumaştan plastiğe arkadaşlar elektronlar akın ediyor. Ve dolayısıyla plastik çubuğumuz ne olacak? Elektron. Yani eksiyle yüklenmiş olacak. Yünlü kumaşımız da arkadaşlar artıyla yüklenmiş oluyor. Evet, burada görüldüğü gibi plastik ve camın neyle yüklendiğini gördünüz arkadaşlar. Eğer ki sıradan bir şey olsaydı, sıradan madde olsaydı, yani hiç isimlerini bilmiyoruz. Plastik mi, cam mı bilmiyoruz. X maddesi, Y maddesini birbirine sürtüyoruz arkadaşlar. Bunlar yalıtkan iki madde birbirine sürtünüyor. Bizden soracaklar. Nelerini bilmemiz gerekiyor? Bir, kesinlikle arkadaşlar kesinlikle zıt yüklenir. Bu çok önemli. Zıt yüklenir. Bunları not alıyoruz. İki, ebatları ne olursa olsun. Ebatlar ne olursa olsun. Yük miktarları ne olur arkadaşlar? Yük miktarı eşit olur. Çok önemli. Çünkü burada hata oluyor. Şimdi şöyle, bunları birbirine sürttük. Biri artı, biri eksi olacak. Ama kimin artı, kimin eksi olduğunu bilmiyoruz. Niye? Çünkü biz plastik mi cam olduğunu bize söylememiş. Ben buna artı 3 dersem, buna ne demek zorundayım arkadaşlar? Eksi 3 demek zorundayım. Çünkü niye? İşaretler zıt yüklenecek. Ebatlar ne olursa olsun. Biri büyük, biri küçük olabilir. Hiç önemli değil. Ne olursa olsun yük miktarları eşit oluyor. Biri 3 ise diğeri de 3'tür. Ama biri artı, biri eksidir. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Yük korunumu vardır. Tamam mı? Yük korunur arkadaşlar. Yükler korunur. Bu onu gösteriyor. Bir de neyi bileceğiz? Cisimlerin kesinlikle ne olması gerekiyordu arkadaşlar? Ne olması gerekiyordu? Yalıtkan olması gerekiyor. Bu da önemli özellik. Yalıtkan olacaklardır. Zıt yükleniyorlar. Yük miktarları eşit olacaktır. Yük korunumu vardır. Bu arada bir şey daha eklemek istiyorum. Sadece sürtünen kısım yüklenir arkadaşlar. Mesela bir öncekine gelelim. Şimdi buraya baktığınızda şimdi camın bu tarafını sürtüyoruz ya arkadaşlar. Bu tarafı yüklenir. Camın her tarafı yüklenmez. Kumaşına bu tarafı yüklenmiş olacak. Aynı şekilde çubuğumuzun sadece şu tarafı yüklenir ve şu tarafı ne olmayacaktır? Sadece kumaşın değdiği kısım yüklenmiş olacak.
Normalde de ilkokuldan beri deney yapıyorsunuz. Kaleminizi ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Saçınızı sürtüyorsunuz. Sürttükten sonra kağıtlara yaklaştırıyordunuz. Ve ne yapıyordu? Kağıtları çekiyordu. Mesela kalemi, plastik kalemi saçımızı sürttük. Burada kağıt parçaları vardı. Kağıt parçaları çekiyordu. Burası sürttüğümüz kısım. Eğer ki bu tarafı kağıt parçalarını yaklaştırırsanız kağıtlarda herhangi bir etki olmazdı. Bu da neyi gösteriyor? Sadece sürtünen kısım yükleniyor arkadaşlar. Çok önemli. Sürtünen kısım. Sürtünen kısım ne oluyormuş? Yükleniyormuş. Tamam mı? Sürtünen kısım yüklenir. Dolayısıyla neymiş? Kesinlikle zıttır. Yük miktarları eşittir. Yük korunumu vardır. Yalıtkan vardır. Sürtünen kısım yüklenir. Ve bu yüklenme nedir arkadaşlar? Geçicidir. Evet. Burada da bahsettiğimiz şeyleri anlatıyor. Yalıtkan sürtünme yoluyla elektriklenme gerçekleştiğinde bu etkilenme nedir arkadaşlar? Kısa sürelidir. Bunu söyledik. Sürtünen kısımlarda gerçekleşir. Bakın burası da yazmışlar. Diğer kısımlara dağılmaz. Saç örneğini verdiğiniz gibi. Çünkü yalıtkan cisimlerde yükler ne yapmıyordu? Hareket etmiyordu. Bundan dolayı dağılmıyor. Arkadaşlar market arabalarında bazen demir mesela oyuncak parklara gittiğimiz zaman metal veya plastik bir yere dokunduğunuz zaman ne yapıyor? Bir elektrik çarpma hissiyatı oluşuyor değil mi sizde? O neden olayı işte, oluyor? İşte sürtünmeden dolayı elektrik arkadaşlar o oyuncak şey, parklardaki oyuncakların üzerine sürekli çocuklar kayıyor. Ne oluyor? Sürtünmeyle bir elektrikten yük depo ediyoruz. Ve siz ona dokunduğunuz zaman o ne yapmış oluyor? Sizi çarpmış oluyor. Veya market arabalarında da sürekli hareket halindeler. Yerde ne oluyor? Sürtünme gerçekleşiyor. Ve sürtündükçe de ne oluyor? Yüklenme oluyor. Siz dokunduğunuz zaman sizi çarpıyor. Mesela yakıt tankerlerinin arkasında zincirler vardır arkadaşlar. Bu zincirler ne içindir? Sürekli hem içerideki yakıt git gel hareketi yaparak sürtünüyor. Hem de rüzgar ne yapıyor arkadaşlar? Kamyonetin arkasını sürekli rüzgar değdiği için sürtünme oluşuyor. Ve bu sürtünme bir yerden sonra tehlikeye arz edebilecektir. Dolayısıyla kamyon arkasında bir zincir olur. Ve bu zincir ne yapıyor? Toprak bağlantısını sağlıyor. Üzerindeki yükü ne yapıyor? Direkt toprağa aktarıyor. O şekilde bir sıkıntı yaşamamış oluyorlar. Evet. Geldik dokunma ile elektriklenmeye arkadaşlar. Dokunma ile elektriklenme nedir? Bu dokunma ile elektriklenmede dokunan cisimlerin ne olması gerekiyor? Dokunan cisimlerin iletken olması gerekiyor. Anlaşıldı mı? Dokunan cisimlerin arkadaşlar deminki de ebatlar önemli değildi ama buradaki ebatlar önemli. Mesela siz artı eksi yüklü bir cismin öte bir yüke ne yaptınız cisme? Dokunduruyorsunuz. Dolayısıyla buradan buraya ne olacaktır? Bir elektron transferi gerçekleşecektir. Ve ikisinin de ne yapmış oluyorsunuz? Hepsini aktarmaz arkadaşlar. Yettiği kadarını aktarıyor. Sizin şunu bilmeniz lazım. Evet, dokunan cisimlerin ne olması gerekiyor? İletken olması gerekiyor. Bu önemli. Arkadaşlar dokunan cisimlerin son durumda işaretleri aynıdır. Neymiş? İşaretler aynı. Bunu bileceğiz. İkincisi yarı çaplarına göre neymiş? Yük dağıtılır. Tamam mı? Yarı çaplarına göre yük dağıtılır. Yük korunumu vardır. Bunlar çok önemli. Yük korunur. Yani ilk baştaki yüklerin toplamı neyse en sondaki de yüklerin toplamı ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır arkadaşlar. İletken olacaklardır. Son durumda işaretleri aynıdır. Yarı çaplarına göre yük dağıtılır ve yük korunumu vardır diyoruz. Şimdi gelelim. Burada işte bağıntılarımız burada arkadaşlar. Bunları isterseniz bu formül örnek üzerinde göstereyim. Mesela şöyle düşünün. Buranın yarı çapı R olsun. Buranın yarı çapı ne olsun arkadaşlar? 3R olsun. Ben buraya izninizle eksi 2Q diyeceğim. Burası da ne olsun? 18Q olsun arkadaşlar. Şimdi K ve L'yi birbirine dokundurduk. Dokundurduğumuz zaman ne olacaktır? Yük alışverişi olacaktır. Yük alışverişi olacaktır. Peki biz bunu nasıl yapacağız? İşte bu formülü anlatacağım size. Direkt örnek üzerine göstermek istedim. Mesela K'nın son durumda çarptan dokundurduktan sonra yükünü mü araştıracağız? Hemen ne yapıyoruz? Yükleri topluyoruz. İşaretleriyle beraber arkadaşlar 18 eksi 2 ne oldu? 16 tane yük oldu. Bölü toplam yarı çap diyorsunuz. Toplam yarı çap ne?
4R. Şimdi biz kimi arıyoruz? K'yı. O zaman çarpı K'nın yarıçapı diyoruz. Evet, bunlar gitti. Sadeleştirdiğiniz ne çıktı? Dokunduktan sonra burası ne oldu arkadaşlar? 4C oldu. Aynı şeyi L için de yazabilirsiniz. Yine 16Q bölü 4R. Burası sabit arkadaşlar. Yani yükleri toplayın, yarıçapları toplayın, bölün. Kimin yarıçapı istiyorsanız, kimi bulmak istiyorsanız onun yarıçapıyla çarpıyorum. Evet, R'ler birbirini götürdü. 16'yı 4'e böldüm. 4. 4 kere 3 ne yapacak? 12Q yapacak arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Başka bir değer de verebiliriz. Mesela bir de bunu da örneğe dönüştürelim. Ekstra örnek çözmüş oldu. Ne yapalım? Artı 3Q diyelim. Ne olsun? Artı 12Q olsun arkadaşlar. Burası 2R olsun. Burası da 3R olsun. Evet, dokundurduk. Ne diyeceğiz? Mesela K'yı bulmak isteyeceğiz. Ne kadar yüküm var? 15 tane yüküm var. Ne kadar yarıçapım var? 5 tane yarıçapım var. K'yı mı bulacağım? K'nın yarıçapıyla çarpacağım. R'ler gidiyor. 15'i 5'e böldüm. 3. 3 kere 2. 6 oldu. Aynı şeyi L için de yazalım arkadaşlar. Yine 15Q bölü ne diyeceğiz? 5R çarpı 3R. Buradan ne gelecekti? Sadeleştirdiğimiz 3. 3 kere 3 ne olacak? 9Q olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde ne yaptık? Son durumda işaretler aynı oldu. Yük miktarları yarıçaplarına göre dağıttı. İlk başta yük toplamımız 15. En sonunda yine yük toplamımız nedir arkadaşlar? 15. Yani yük korunumu gerçekleşiyor burada. Evet, burada işte yük korunumundan bahsediyor. Evet, bahsettiğimiz örnek mesela bununla bunu toplayacağız. Ne kadar yükümüz var arkadaşlar? 3 tane yükümüz var. Bölü kaç tane yarıçapımız var? 3 tane yarıçapımız var. Kimi bulacağız? K'yı mı bulacağız? K'nın yarıçapı ne? R. Gitti gitti. Ne kaldı? Eksi Q kaldı. Aynı şeyi L için de yazalım. Eksi 3Q bölü. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Eksi 3Q bölü. 3R. L'nin yarıçapı 2R olduğu için buradan ne gelecektir? Eksi 2Q geldik. Dolayısıyla işaretler aynı. Yarıçaplarına göre yük dağıtımı yaptık. İletken olması gerekiyor. Tamam mıyız? Evet, böyle üçlü dörtlü de verebilir arkadaşlar. Şimdi K cismi önce L cismine. Şimdi bunu önce buna dokunduruyor. Hemen dokunduralım. Toplam ne kadar yükümüz var? 9 tane yükümüz var. Böyle toplam yarıçapımız ne? 3R. Kimi bulalım? K'yı mı bulalım arkadaşlar? K'nın bulacaksa K'nın yarıçapı bu. Sadeleştirdik. Ne geldi? 3Q geldi. O zaman K'nın ne olacaktı? 3Q. Öbürü için bence işlem yapmayalım. Niye öyle diyorum? Arkadaşlar toplam yükümüz neydi? 9. En sonunda da toplam yükümüz 9 mu oldu? Buna 6Q diyebilirsiniz. Veya bir taneye 3 geliyorsa 2 taneye 6 gelecek. İlişkisi her zaman böyle gerçekleşecek. K'yı önce L'ye sonra da M'ye dokunduracağız. Sonra da bunu getirdik, buna dokunduruz. Arkadaşlar dokundurduktan sonra artık bunlar değişti. Yani bunları kullanacağım. Dokunduktan sonra ne kadar yükümüz var? Bir 3Q var, bir de eksi 15Q var. Dokunduktan sonra. İkinci kısımda yani. O zaman toplam ne kadar yükümüz olacak? Eksi 12 tane yükümüz olacak. Eksi 15 ile 3'ü topladık. Toplam yarıçapımız ne? Bunun yarıçapı 1. Bunun yarıçapı da 3. Toplam yarıçapımız 4. Evet, K'yı istiyor. O yüzden K'yı yazacağım arkadaşlar. Yine K'nın son yükünü istiyor. K'nın yarıçapı neydi? R. Evet, R'ler götürdü. Sadeleştirdik. Ne oldu? Eksi 3Q oldu. Artık burası da değişti. Burası ne oldu? Eksi 3Q. Burası değişmedi. 6Q. Burası ne olacak arkadaşlar? Bir taneye eksi 3 diyorsanız 3 taneye ne diyeceksiniz? Eksi 9Q. Çünkü ebatı 3 katı. Ebatı 3 katıysa yükü de 3 katı. Dolayısıyla artık bunun yükü değişti. Bunun yükü değişti. Bakın o bir tanesini istedi. Ben hepsini buldum. Evet. Devam edelim. Bir de etkiyle elektriklenme dediğimiz kısmımız var arkadaşlar. Evet. Biraz videomuz uzun olacak ama şöyle bitirmek istiyorum bu şekilde. Biraz daha sabredelim. Bitecek. Az kaldı. Arkadaşlar etkili elektriklenme. Etkili elektriklenme nedir? Etkili elektriklenme olabilmesi için bir defa şunu bilmemiz gerekiyor. Cisimlerin ne olması lazım? İletken olması lazım. Niye iletken olması gerekiyor? Yükler hareket edebilsin diye.
Artı yüklü bir cismin nötr bir cisme böyle yaklaştırdığınız zaman hemen ne yapacaktır? Nötr demek içinde yük olmadığı anlamına gelmedi. İçinde artılar ve eksilerin eşit olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla artıyı gören eksiler vurrağa ne yapacaktır? Buna yanaşmaya çalışacaktır. Dolayısıyla eksiler buraya geldiği için burada kimler kalacaktır arkadaşlar? Artılar kaldı. Ara kısım ne olacaktır? Nötr olacak. Yani kaç tane cismin olduğu önemli değil. Bir sürü böyle cisim birbirine değdirip gerçekleştirebiliriz. Mesela getirdik buna eksi yüklü bir cisim yaklaştırdık. Ne olacak? Eksiler bundan kaçmak isteyecektir. Eksiler hemen bu tarafa doğru gidecek. Burada kimler kaldı? Artılar kaldı. İç kısımlar ne olacaktı? Nötr olacak. Burada da onu göstermiş arkadaşlar. Yaklaştırdı. Elektriklenmeyi yaptı. Sonra ne yapacaktı? Bunları birbirinden ayıracak. Ayırdığınız zaman K ne olacaktır? Eksi yüklü L ne olacaktır? Artı yüklenmiş olacaktır. Yani bu şekilde cisimleri yüklemeye çalışabiliyoruz. Etkili elektriklenme. Topraklama herkes biliyordur arkadaşlar. Topraklama nedir cismi? Nötrleme işlemidir değil mi? Toprakta sonsuz yük alımı vardır. Sonsuz yük verimi vardır arkadaşlar. Toprağa bir cismi bağladığınız zaman mesela artı yüklü bir cismi bağladınız. Artılar biliyorsunuz hareket etmez. Bu cismin de nötr olması gerçekleşmesi lazım. Niye? Çünkü toprağa bağlandı. Toprağa bağlananlar nötr olacak. Dolayısıyla nötr olabilmesi için topraktan ne olması gerekiyor? Elektron transferi olması gerekiyor. Elektronlar geliyor ve K cismini ne yapıyor arkadaşlar? Şekilde görüldüğü gibi nötr hale getiriyor. Evet geldik. Mesela eksi yüklü bir cisim varsa toprağa kapattığınız hemen ne olacaktır? Elektronlar toprağa hareket edecektir. Elektronlar gittikçe elektron bitecektir. Ve dolayısıyla cismimiz yine ne olacaktır? Nötr olacak. Evet, burada güzel bir sorumuz var. Artı yüklü bir cismi nötr bir iletken cisme şekildeki gibi yaklaştırıyor. Biz hemen yaklaştırma olayını gerçekleştirelim. Burada eksiler, burada artılar birikecek. Arada da neler vardı arkadaşlar? Sıfır vardı. Yani nötr olacak. Toprağı anında kapatıp açıyorsunuz. Çok kısa bile olması yeterlidir. Sıkıntı yok. Toprak hemen görevini yapar arkadaşlar. Toprak şu bağlı olduğu yer, yani şuradan şu yükten uzak olan yerde ne yapacaktır arkadaşlar? Etkileşmede etkiyle elektriklenmenin olduğu en uzak yeri nötrleyecektir. Nötrleyecektir. Yani burası da sıfır olacak. Burayı dokunmuyoruz arkadaşlar. Niye dokunmuyoruz? Çünkü burada etkili elektriklenme var. Toprak buraya müdahale edemiyor. Dolayısıyla toprak işini gördü. Artık aldık bunu. Toprağı aldık. Burası sıfır. Burası sıfır. Bu taraf ne oldu? Eksi oldu. Toprağı kapatıp açtık. Sonra ne yapıyor? Artı yüklü cismi uzaklaştırdı. Şimdi artık bu cisim burada tek başına kalabilir mi arkadaşlar? Bu şu buralar sıfırdı. Artı yüklü cisim bunları tutuyordu değil mi? Eksiler dağılmasın diye. Artıyı aldıktan sonra artık bu eksileri tutacak bir güç kalmayacak. Dolayısıyla eksi ne olacaktır? Her tarafa homojen bir şekilde yayılacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Cevabımız ne olacak? D olacak. Evet. Cisimlerin elektrik yüklenmesi olayında yargılanan hangileri doğrudur diyor. Eksi yüklü bir cisim topraklanmış yalıtkan bir küreye yaklaştırılıyormuş. Arkadaşlar eksi yüklü bir cisim yalıtkan bir cismi topraklanmış arkadaşlar yalıtkan bir cismi yaklaştırılıyor. Şimdi deminki soru aklımıza geliyor değil mi? Ama burada yalıtkan cisim diyor arkadaşlar. Dolayısıyla siz eksi yüklü bir cisme yaklaştırdığınızda buralar artı, buralar eksi deme şansınız maalesef yok. Sizi hataya yöneltmiş yani birazcık tuzak var. Eğer ki iletken olsaydı soruya başlardık. Eksi yüklü cisim, eksiler burada, artılar burada. Toprak hemen burayı ne yapacaktı? Nötrleyecekti. Sonra biz bu cismi uzaklaştırdığımızda her taraf neyle yüklenecekti arkadaşlar? Artı ile yüklenecekti öyle değil mi? Böyle diyecektik ve seçeneğimiz doğru olacak. Ama yalıtkan olduğu için yükler ne yapmıyor? Ayrışmıyor. Ayrışmadığı için de elektriklenme gerçekleşmiyor. Dolayısıyla yüklenme de olmayacaktır. Bir iletken ve bir yalıtkan birbirine sürtülürse iletkenin yüzeyinde yükler dağılırken yalıtkanın sadece sürtünen yüzeyi yüklenir. Evet bunu söyledik. Sürtünen kısmı yükleniyor. Ama iletkenle dokunmada ne oluyor artık iletken olduğu için? İletken her tarafa geçiş veriyor. İletkenin her tarafına yük dağılır. Ama yalıtkanın ise arkadaşlar sadece sürtünen kısmı yükleniyordu. İki iletken küre birbirine dokunarak yüklenirken toplam yük korunumu vardır. Bunu da
söylemiş. Tik arkadaşlar 2 ve 3 olacak. İstersen birazcık birkaç tane örneklerden de çözeyim. Atom artı yüklü elektrik yüklü parçacıkların kaynağı protondur. Evet, artılar protondur. Eksiler neydi arkadaşlar? Elektrondur. Yükün birimi kulomtur diyor. Evet, hepsi doğru oluyor. Katı haldeki iletkenlerde yük alışverişini sağlayan elektronlardır. Evet arkadaşlar, zaten hareket eden elektronlardır. Birbirine dokundurulan yük büyüklükleri farklı iletken katıların son durumda elektriksel yüklerin işaretleri aynıdır. Bunu da söyledik. Birbirine dokunan cisimlerin en sonunda işaretleri aynı olacak. Katı haldeki iletkenler birbirine dokundurulduğunda sistemin toplam yükü değişmez. Evet, yük korunumu söyledik değil mi? İşaretler aynıydı, yükler korunuyordu. Yarı çaplarına göre yük dağılımı olacak dedik. Evet, bunu da yapalım. Toplam ne kadar yükümüz var? 5 tane yükümüz var. Ne kadar yarı çapım var? 5 tane yarı çapım var. Mesela K'yı mı bulacağım? K'nın yarı çapıyla çarpıyorum. R'ler gitti, 5'ler gitti. Bir tane Q. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? K ile cisimde bulun. K'nın yükünü istemiş zaten bulmuş olduk. K'nın yükü Q'ysa isterseniz şeyinkinde arkadaşlar, bu arada pardon geri alıyoruz. Yarı çapı R değil ki arkadaşlar, yarı çapı 2R. 5'ler gitti, 2Q olacak değil mi? Yarı çapımız 2Q olacak. 2R olduğu için yükümüz de 2Q olacak. 2'ye 2 veriyorsanız buna da ne diyeceksiniz? 3Q demeniz gerekiyor. Bu şekilde ikisini de bulmuş olduk. Evet, bunu da son olarak çözelim arkadaşlar. Geri kalan soruları da artık siz çözersiniz. Nötr bir cismi artı yüklü cismi yaklaştırıyoruz. Yaklaştırdığımız için burası neyle yüklenecek? Eksi, burası 0, burası neyle yüklenecek? Artı. Hangisinde var arkadaşlar? Eksi, 0, artı. Eksi, 0, artı. Nerede var? Göremedim. Eksi, evet. Ha, burada en başta varmış. Gözüm görmedi. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Kaç tane sorumuz kaldı bu arada? Son sorumuzdu. Bunu da çözelim bari ya. Evet, ne yapmış? K cismi önce nötr haldeki L cismine dokunduruyor. Hadi dokunduralım. Dokundurduk, yani nötr demek şu an yükü yok arkadaşlar. Sıfır toplamda. O zaman ne kadar yükümüz var? Eksi 6 tane yükümüz var. Ne kadar yarı çapımız var? 3 tane R'miz var. Mesela K'yı bulmak istiyorsa K'nın yarı çapıyla çarpacağız. R'ler gitti. Ne geldi? Eksi 2Q. O zaman dokunduktan sonra burası eksi 2Q. Burası ne olacak? Eksi 4Q olacak. Niye? Yarı çapı 2 katı. Artık bunlar değişti. Sonra ne yapıyor? M cismine dokunduruyor. M cismine dokunduktan sonra ne oluyor arkadaşlar? Nötr oluyormuş. Şimdi M cismine dokunduğunda nötr olabilmesi için, yani yükünün olmaması, yok olması gerekiyor. Bunun için de M'ye ne demeniz lazım? 2Q dememiz gerekiyor ki toplam yükümüz ne olsun? 0 olsun. Yük dağıtmayalım ve İkisi de nötr olmuş olsun arkadaşlar. O zaman M'nin yükü ne olacaktır? Artı 2 diyeceğiz. Hangi seçeneğimizde mevcut o? Edirne'de var arkadaşlar. Evet. Bu dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.